sene okulumuzun 1989 mezunu ilçe belediye başkanı Sayın Mustafa Alnar'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli milletvekilim, çok değerli kaymakamım, yine Ankara'dan gelen Yargıtay üyemiz Muharrem abimiz, yine Profesör Doktor Beyamin abimiz, yine Diyanet İşleri'nden Niyazi abimiz, 15 yıl belediye başkanlığı yapan çok değerli Ömer Baygın abim ve ülkemizin her yerinden gelen, değişik il ilçelerinden gelen çok değerli Geledi Muhatim Sesi mezunu abilerim, kardeşlerim, çok değerli hocalarım, beyefendiler, hanımefendiler, öncelikle hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Şahsım ve ilçem adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii mensubu olmaktan büyük onur ve şeref duyduğum Gelene İmam Hatip Lisesi mezunlarının 52 yıl buluşması bizim açımızdan son derece anlamlı, son derece manalı olarak özellikle ifade etmek istiyorum. Sözlerime başlamadan önce, tabii ki 1967 yılında değerli okul müdürümüzün de ifade ettiği gibi Hafız Şeref Danışman hocamızın, müftümüzün başlamasıyla, iradesiyle bu okulun vücut bulmasında emeği geçen Ziya Çakmak rahmetle yad ediyorum ve ekibini, arkadaşlarını bir kez daha huzurlarınızda şahsım ve ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Ve tabii bugünden bugüne de bu okulun büyümesinde, gelişmesinde, hizmet vermesinde emek veren her kim varsa onlara da bir kez daha şahsım ve ilçem adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmemiz gerekir. İmam Hatip nesli kurulduğu günden bugüne değil, sadece Gelede İmam Hatip Lisesi olarak değil, ülkemizin her yerinde vücut bulan İmam Hatip Liselerinden yetişen öğrencilerin bugün ülkeyi yönettiği, ülke yönetiminde büyük pay sahibi, söz sahibi olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu son derece önemli. Diğer taraftan tabii ki 28 Şubat süreciyle İmam Hatip Liselerinin inkıtaya uğratılması, Kur'an kurslarının kapılarına zincir vurulması, kilit vurulması bunları herhalde hep beraber büyük üzüntüyle hep beraber yaşadık. Ben tabii 89 mezunum. Bu dönemi yani girmeyeceğim ama şunu ifade edeyim. 28 Şubat sürecinden sonra burada okul müdürümüz Salih Karagöz hocam var. Yine birçok hocalarımız buradalar. 60 tane öğrenciyi İmam Hatip Lisesi'ne kaydedebilmek için köy köy, ilçe ilçe dolaştıklarını bizden unutmadık. Allah onlardan razı olsun. Öğrenci sayımızın çok ciddi derecede düştüğü dönemi bizden unutmadık. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek şu anda geldiğimiz nokta itibariyle herhalde bundan daha iyisi mutlaka vardır ama şu bulunduğumuz duruma sonsuz şükretmemizi özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Tabii ki hocam burada Gelede İmam Hatip Lisesi'nin gelişmesinde neler yapalım onlardan özellikle bahsetti ama ben de özellikle birkaç altını çizmek istediğim konu var. Burada tabii benden önceki dönemde 15 yıl belediye başkanlığımızı yapan çok değerli Ömer Baygın abimin de bu okulların gelişmesinde işte mevcut şu salonun bile yapılmasında büyük emeği var, katkısı var. Yine milletvekilimizi İlçemizde ve ilimizdeki öğretmen sayısını artırabilmek adına, daha iyi nesiller yetiştirebilmek adına büyük emekleri var, katkıları var. Yerel yönetim olarak bizden ne yapıyoruz? Gelede'den İmam Hatip neslinin, İmam Hatip ruhunun nasıl gelişmesi noktasında daha zirveye çıkarabilmek adına neler yaptığımızı da birkaç kelimeyle ifade etmek istiyorum. En basit örneği, belediyemize toplum merkezi olarak ifade yaptığımız, hayata geçirdiğimiz Dayıoğlu Mahallesi'ne yaptığımız okulu şu anda Hafız İmam Hatip Ortaokulu'na kazandık. Ve bu son derece önemli bir hizmet olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
Şirketler Grubu Abdurrahman Emin Üstün abilerimize ve şirketine huzurlarınızda şahsım mevcim adına bir kez daha teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Ve en büyük hayalimizdi. Belediye başkanı olduğum günden bugüne değil, bu salonda mikrofonu elimize aldığımızda hep şunu ifade ettim. İmam Hatip derslerini artırmamız lazım. Bu okulların fiziki koşullarını oluşturmamız lazım. Kız İmam Hatip Lisesi'ni gelenlerimize kazandırmamız lazım diye bütün arkadaşlarımız ve ekibimizle istişare yaparak onların hayat bulmasını sağladık. Yaklaşık 10 bin metrekareye yakın arsasını tahsis edip ve sadece İmam Hatip Lisesi değil, diğer okullarımızda da İmam Hatip nesline uygun, edepli, ahlaklı, inançlı nesiller yetiştirebilmek adına da diğer okullarımıza da gerekli olan desteği verdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, özellikle şunu ifade edeyim ki bundan sonra görevimizi ve sorumluluğumuzun her geçen gün giderek arttığını sizler en az bizim kadar bunu idrak edersiniz diye düşünüyorum. Ve bundan sonra özellikle kendi çocuklarımızın edepli, inançlı, ahlaklı vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven nesiller yetiştirme zorunluluğumuz var, mecburiyetimiz var. Öncelikle kendi çocuklarımızı topluma kazandırmak ve toplumun çocuklarını da bu ülkeye kazandırabilmek adına ciddi derecede hep beraber mücadele vermemizin gerekli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sözlerimi tamamlarken tabii konuşmacılarımız var. Şunu ifade edeyim. Bir tek anekdotumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Buraya geldiğimizde Emin Palas hocamı görmüştüm. Tabii bunları anlattıktan sonra da bir de anekdotumu paylaşmadan geçmedim. Emin hocam nerede? Burada değil mi? Emin hocam. Şimdi 5B sınıfından hocam sağ olsun biz hocam lütfen özür dilerim. Ben elinizden öpüyorum. Tabii matematik dersimize geldi Emin hocam. Emin hocam kusura bakmasın ama o dönemde biraz da defede istediğinden fazla ilgileniyor. Parayı çok sevdiği için. Şimdi yazılı matematik yazısı oluyoruz. Matematik yazısından hani klasik olarak sorular tek sınava sınıf tek sınıf makinesinden öğrencilere dağıtılır. A4 kağıdının arkasında önce sorular olması cevaplara başlar. Ben hocanın yazılısından tabii bu ortalamamız yüksekti. Çalışıyordu arkadaşlarımız da buradalardı. Şimdi yazmaya girdik en iyi bildiği matematik sorusunun A4'ün birinci sayfasına aynı soruyu bir de arka sayfasına yazdı. Tabii hocam yazılı cevapları okurken sınıfa geldi. Dedi ki oğlum 584 kalk ayağa oğlum dedi. Dedi buyur hocam. Lan oğlum dedi toparlıyorum 110 çıkıyor. 101 dedi. 110 dedi çıkıyor. Bizi çok merak ediyorum. Tabii o refleksle hocamıza tabii biz bilerek yapıyoruz aslında. Yani bir tane hata olsa bile dedik bir hatayı Emin hocam absorbe eder. Bunu şimdi öyle yaptığımız için hocam da hakkını helal eder. Yine Allah razı olsun. Tabii ben burada bize emeği olan katkısı olan tüm hocalarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir anekdotum da Hüseyin hocam anlatacağım. Metin hocam anlatacağım. Metin hocam arkadaşlarımız bilir. Hüseyin hocam yine 5B sınıfında bizim fıkıh derslerimizden, kayıt derslerimize geliyordu. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Çok önemli aslında. Bize dersin dışında İmam Hatip Lisesi mezunlarının yarın hayata atıldığımızda toplumda bir yerinin olduğunu özellikle bizlere hep ifade ederdi. Biz de yani sınıfın en büyükleri olduğumuz hasebiyle en arka sırada oturuyorduk. Ya hocam ya toplum bize mi kaldı? Ya biz kimiz ki toplumda yarın yerimiz olacak diye serzenişlerde bulunurduk. Bize derdi ki oğlum bakın yarın okuldan mezun olduğunuzda bu toplumda yerinizin olduğunu sizler fark edeceksiniz. Ama elhamdülillah ben yine ellerimden öpüyorum. Topluma çıktığımızda kendimize olan özgüvenimizi ortaya koyduğumuzda toplumda bir yerimizin olduğunu ve bundan sonra da olacağını net bir şekilde gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Ben bizim yetişmemizde, gelişmemizde emeği olan tüm hocaların ellerinden öpüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelen İmam Hatip Lisesi mezunları olarak yine ben okul müdürüme ve bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlarımıza, ekibimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve katılımlarınızdan dolayı sizlere şahsım ve ekibim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.